Mutlu günler, eğitimi merkezine başarıya doğru hoş geldiniz. Sevgili izleyiciler, bugün 432.097 gencimiz EYS4 sosyal bilimler testine girdi. Sınav 135 dakika sürdü ve saat 10'da başladı. Sınavda tarih, coğrafya, iki felsefe grubundan ki açarsak psikoloji, sosyoloji, mantıktan soru geldi ve 8 din sorusu vardı. Tabi dinden muaf olanlar felsefe sorularıyla bunları işaretlemeye çalıştı. Evet, LYS yarın da devam edecek. Günün ilk konuğu Kadir Has Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Mustafa Aydın. Sayın Aydın, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Evet, LYS maratonu sosyal bilimler testiyle başladı. Evet. Ne diyorsunuz bu konuda? Yani bir kere bütün öğrenci arkadaşlara ve üniversiteye girmek isteyen veya bölümünü değiştirmek için bu sınavlara giren tüm arkadaşlara başarılar diliyorum. Bu hafta sonu ve ikinci ayakta çok zorlu bir maratona giriyorlar. Benim tavsiyem, tabii sınavla ilgili çok tavsiyede bulunmayacağım. Zaten tüm rehber öğretmenleri bunları yaptılar şu ana kadar. Ama sınav sonrasında üniversite seçerken biraz dikkatli olmalarını rica edeceğim. İlla aldıkları puana göre seçmeye çalışmasınlar. Bir kere sevdikleri, istedikleri, ileride çalışmak istedikleri bölümle ilgili tercih yapmaya çalışsınlar. Bir de üniversiteyi seçsinler. Yani sadece bölüm değil, üniversite, üniversitenin kültürü, bütünü, yapısı, imkan varsa gidip mutlaka görsünler. Peki. Değerli dostlar, Sayın Aydın'ın söylediklerine altına imzamı atıyorum. Üniversite seçerken ilgi istek ettiğiniz ama kalbinizin sesine kulak verin. Ayrıca puanın yüksekliği düşüklüğü değil. Kalbinizin sesi nereye geliyorsa orayı seçmenize yarar var. Ve Temmuz ayında özellikle 30 Haziran ile 18 Temmuz arasında tanıtım günlerinde üniversiteleri gezin. Daha sonra bunun arasında en doğru kararı siz vereceksiniz. Gelelim, size de bir heyecan var. 16 Haziran Pazartesi günü. İstanbul Kalkınma Ajansı ile bir işbirliğiniz var. FEBLEB. FEBLEB ne demek ve açılışı neyi gösterir? Hani uzun yazmaya kalkarsak fabrikasyon laboratuvarı veya fabrika anlamında üretim laboratuvarı. Evet. FEBLEB'ler Amerika Birleşik Devletleri'nde MIT Üniversitesi'nin içinden doğdu ve şu anda tüm dünyada önemli ülkelerde çok sayıda bu laboratuvarlardan var. Türkiye'de hiç yok. İlk defa biz gerçekleştiriyoruz ve hem İstanbul Kalkınma Ajansı hem de Yatırım Bakanlığı'nın bu konuda büyük desteği var. Kendilerine buradan çok teşekkür ediyorum. Pazartesi açılışını yapacağız. Çok heyecanlıyız aslında, çünkü önümüzdeki yıldan itibaren öğrencilerimize ve genel halka, çünkü bu endüstriyle ilişkileri tabii geliştirecek bir teknoloji, FEBLEB'in kullanımını sunacağız. Çok eğlenceli. Ben cuma günü gittim, dolaştım mekanı. Keyifli bir mekan. Öğrenciler orada eğlenirken öğrenecekler. Ve bu laboratuvarın en önemli özelliği nedir diye soranlara şunu söylüyor işin uzmanı olanlar. Hayal ettiğiniz her şeyi üretebileceğiniz laboratuvar. Hayal ettiniz. Yani siz hayal edin, 3 boyutlu printerlarda her türlü malzemeden çıktı alarak onu üretebiliyoruz. Bu da tabii özellikle endüstrinin çeşitli sektörleri açısından, yaratıcı sektörler açısından çok önemli. Çünkü bilgisayarlarda hayal ediliyor ya da çizerek hayal ediliyor. Bunu elinizde prototipini görmenizi sağlayacak laboratuvardan bahsediyoruz. Sayın Aydın, şimdi hemen yönetmenim uyarıyor. Bir telefon gelmiş, rehber öğretmen soruyormuş. Lisede son sınıf öğrencilere önümüzdeki yılda böyle bu kapıyı açıp bizim öğrenciler de gelebilir mi diyorlar. Kesinlikle gelebilir. Bizim zaten tüm öğrencilere yönelik, lise 3 ve 4'lere yönelik üniversitede derse girmek ister misin diye bir programımız var. Bunu her yıl sürdürüyoruz, son 4 yıldır. Çok keyifli oluyor. Bunun kapsamında mutlaka laboratuvarı da alacağız. Artı bu laboratuvarı İstanbul Kalkınma Ajansı'nın destek şartlarından bir tanesi halka açık olması. Çok güzel. Dolayısıyla onlara yönelik programlar yapılacak. Hem liselere yönelik, hem endüstriye, fabrikalara, üreticilere yönelik, hem de genel halka yönelik özel eğitim programları da yapılacak. Herkese açık kapalı. Yani üniversite öncesinden üniversiteli olma noktasını, evet, koyuyoruz. Şimdi kesinlikle üniversiteleri seçerken gençlerle konuşuyoruz. Geçen yıl 142 konferansa gittim, Türkiye'nin her ucuna. Burada şunu gördüm, gençler üniversiteyi tercih ederken belirli noktalar var ama bu noktalardan bir tanesi de üniversitenin araştırma merkezleri, evet, laboratuvarlar ve kısacası altyapı. Tabii laboratuvar derken mühendislikte bu ama iletişimde de stüdyo olarak geliyor. Tabii. Sizde yani, nasıl mesela? Yani önemi nedir bu bir üniversite için? Şimdi araştırma merkezleri ve laboratuvarlar ve laboratuvar derken kastettiğimiz eğitim laboratuvarı değil. Onu da öğrenciler yanılmasın. Eğitim laboratuvarı hemen hemen her üniversitede aşağı yukarı büyük ölçüde vardır. Bunun ötesinde araştırma laboratuvarlarından, evet, bahsediyoruz. Araştırma merkezleri ve bu tür laboratuvarlar ve atölyeler aslında üniversitelerin kalbidir, beynidir. Çünkü üniversitenin topluma sağlayacağı katkı buradan doğar. Üniversitenin
ülkenin ve dünyanın geleceğine katkıları buradan doğar. Bilim dediğiniz şey aslında buralarda doğar. Çünkü insanlar buralarda bir araya gelirler, fikirlerini teat ederler, görüşürler, çatıştırırlar ve ortaya ürün çıkar. Şimdi bizde baktığınızda laboratuvar anlamında tabii ki mühendislik fakültesi bünyesinde ciddi laboratuvarlarımız var bu anlamda bakarsanız. İşte FabLab'i pazartesi günü açıyoruz. Daha iki hafta önce Türkiye'de yine ilk defa olmak üzere bir şehir mühendisliği ileri araştırma laboratuvarı açtık. Bu da yine dünyaca ünlü bir bilgisayar firmasının yarışmasına katıp kazanmakla oldu. Yani öyle hani biz açalım, para yatırıp açalım anlamında değil. Hı hı. Yani dünyada sadece 400 üniversiteye verilmiş olan bir ödülü kazandık. Bununla birlikte kurulduk. Çok ileri düzeyde bilgisayar altyapısının kurulmasını sağlıyor. Bunun dışında biyoinformatik üzerine bir laboratuvarımız var. Aplikasyon geliştirme laboratuvarımız var. Elektronik laboratuvarımız var. Ve tabii eğitim laboratuvarları var. Onları bir kenara bırakıyorum. Araştırma merkezlerine baktığınızda bugün dünyasının her tarafını kapsayacak türde farklı araştırma merkezleri var. Özellikle uluslararası ilişkiler, dünya küresel araştırmalar üzerine çok ciddi ve çok iddialı araştırma merkezlerimiz var. Orta Doğu ve Afrika Araştırmaları Merkezi, Avrupa ve Bölgesel Çalışmalar üzerine merkezimiz var. Bunlarla hakikaten uluslararası alanda toplantılar gerçekleştiriyoruz. Harvard Üniversitesi, Princeton gibi üniversitelerle ortak faaliyetler içindeyiz. Yaz okulları yapıyoruz. Bunları bir kenara bırakınca biz İstanbul'da yaşıyoruz. Evet. İstanbul demek büyük demek, şehir demek, merkez demek. Dolayısıyla bizde bir İstanbul Araştırmaları Merkezi var. Bu mimarlıktan antropolojiye, tarihten sanata her şeyi kapsayan geniş disiplinler arası bir araştırma merkezi. Bugünün dünyası açısından önemli olan Kadın Araştırmaları Merkezi. Türkiye'de tek örnek olan Spor Çalışmaları Araştırma Merkezi. Yine bu ileri şehir mühendisliği laboratuvarıyla çok yakından işbirliği içinde çalışacak olan Toplum ve Teknoloji Merkezi. Bu tür merkezler aslında akademisyenlerin hayata geldikleri, canlandıkları ve öğrencileri de işin içine katarak çok üretken oldukları yerler. Şimdi Sayın Hocam, tabi burada bu araştırma merkezleri son derece önemli ve esasında gerek devlet gerek vakıf üniversitelerinde. Zaten ikisi de şunu getiriyor. Biri kamu kaynaklı, biri vakıf kaynaklı tabii. Üniversitelerdir bunlar. Burada araştırma merkezleri son derece önemli. Çünkü genç buraya geldiğinde hakikaten iyi bir ortamı yakalayabiliyorsa ve bu tip araştırma merkezleri varsa hayata atılırken bir adım önde gidiyor. Bunu günümüzün gençliği çok iyi görüyor bir kere. Önemli olan bu çocukları da oraya sokmak. Evet. Yani araştırma merkezi var veya laboratuvar var. Kullandıracaksınız. Odaların olduğu yer tabii. Değil. Bu çocukların işin içinde olması, öğrencilerin yönlendirmesi hatta toplantı yapılıyorsa onun bir parçası olması, doğru. Araştırma yapılıyorsa onun araştırmacısı olması, tabii. Proje varsa orada çalışması. Bütün yani kısacası hayata profesyonel yetişmesi tabii lazım. Tabii ki. Yalnız şimdi bu yaptığımız toplantıdan bir tanesinde başlığı genç aile iletişimi. Bu da ailelerle yaptığım toplantılar. Orada da ailelerin tabii ki ekonomik tablolar var. Onlar belki ileriki süreçte de gireriz. Önemli nokta İstanbul dışından İstanbul'a tabii gelecekler. Tabii. Şimdi nerede barınacak? Ne yapacak? İşte çocuk büyük bir şehirde nerede kalabilir? Ulaşım nasıldır? Cümleleri var. Örneğin üniversitelerin kendi sınırları dışından gelen öğrencilere bu konudaki bakışları nedir? Siz bu konularda neler yaptınız? Şimdi biz belli bir çalışma içerisindeyiz. Bizim üniversitenin öğrencisinin aslında %65'i İstanbul merkezli. Evet. Dolayısıyla onların çok ciddi bir yurt kalacak yer sorunu yok. Aileleriyle birlikte kalıyorlar. Fakat tabii ki İstanbul dışından gelecek öğrenciler açısından biz de çalışma içerisindeyiz. Üniversitemizin erkek ve kız yurtları mevcut. Evet. Bunlar da tabii ki ücretli olanları var ama biz tüm Türkiye'den ilk 3000'den gelen öğrencilere ücretsiz yurt imkanı sağlıyoruz. Evet. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum çünkü İstanbul dışından gelen özellikle başarılı öğrencilerin İstanbul'a gelmesini bizde okumasını cesaretlendirmek istiyoruz. Dolayısıyla bu arkadaşlarımıza eğer ikametleri İstanbul dışında ise bizi kazanmaları halinde ücretli ya da burslu kontenjan fark etmiyor. Evet. Kazanmaları halinde biz kendilerine her yıl 9 ay süresince yani eğitim boyunca ücretsiz yurt imkanı sağlıyoruz. Tabii ulaşım konusunda çok bir sıkıntımız yok. Ben bazen soranlara şeyi söylüyorum. Hani Kadir Has Üniversitesi'ne bisikletten uçağa kadar her türlü ulaşım mümkün. Çünkü önümüze de uçak iniyor evet. Haliç'te. Dolayısıyla çok rahat ulaşılan bir üniversitemiz var. Peki burada şuraya girmek istiyorum. Sayın YÖK Başkanı Gökhan Çetin Sayı Beyefendi de aynısını söylüyor. Üniversitenin uluslararası olması. Kesinlikle. Evet. Yani uluslararasılaşma.
Tabii buna bakarken üniversitelerin ikide diplomaları, karşılıklı ilişkileri, Erasmus, tabii burada bir başka şey de açmakta yarar var. Yalnızca öğrenci açısından bakmayalım, öğretmen, uluslararası öğretim üyesi. Bu konuda ne dersiniz? Aslında bunun üç boyutu var. Bir tanesi dışarıdan size gelen yabancı öğrenci, uluslararası öğrenci ya da uluslararası öğretim üyesi boyutu. İkincisi sizin öğrencinizin ya da öğretim üyenizin yurt dışına gidiyor olması. Üçüncüsü de onlarla yaptığınız, başka üniversitelerle yaptığınız işbirlikleri meselesi. Biz bunu bizim mütevelli heyetinin belirlediği ilkeler çerçevesinde uluslararasılaşma bizim öncelikli alanlarımızdan bir tanesi ve bunu kalite kontrol sisteminde bir parçası olarak düşünüyoruz. Yani üniversitenin akreditasyon süreçlerinden geçmesi, uluslararası alanda kalitesini, değerini ortaya koymasını da önemli bir parçası olarak görüyoruz. O yüzden hani çok sayıda üniversiteyle, 150'nin üzerinde üniversiteyle çeşitli anlaşmalarımız söz konusu. Erasmus tabii ki Avrupa'da çok yaygın bir ağımız var ve çok ciddi bir oranda kullanılıyor. Özellikle gelen öğrenci çok fazla sayıda, çünkü İstanbul'un tam tarihi yerinde olduğumuz için bizi çok fazla tercih ediyorlar. Bunu sınırlandırmaya çalışıyoruz açıkçası. Ama onun dışında örneğin çeşitli üniversitelerle çift diploma anlaşmalarımız söz konusu. Bu Eylül ayında başlayacak bir projeyi bahsetmek isterim. Lütfen. Öğrencilerin çok ilgisini çekeceğini tahmin ediyorum. Coventry Üniversitesi ile İngiltere'de imzaladığımız bir anlaşma çerçevesinde bu üniversitenin hem Coventry'de hem Londra'da iki kampüsü var. Onlarla imzaladığımız anlaşma çerçevesinde bu yıldan itibaren Kadir Has Üniversitesi'ne giren tüm öğrenciler, lisans öğrencilerinden bahsediyorum. 3 yıl Kadir Has Üniversitesi'nde, 1 yıl Coventry Üniversitesi'nde okuyarak çift diploma sahibi olabilecekler. İkincisi, yine bu tüm öğrenciler 4 yıl Kadir Has Üniversitesi'nde... Pardon, burada bir uyarı var. Bütün öğrenciler kelimesini kullandı Sayın Rektör diyor, Sayın Yönetmen. Bir not olayı vesaire söz konusu mu? Tabii ki. Onu bakın, söyleyelim. Hemen yakaladı. Çok doğru, çok güzel. Bütün şartları yerine getiren bütün öğrenciler bunu gerçekleştirebilecekler. Ama bu not ortalamasının çok ciddi yüksek olması gerekmiyor. Bu aslında sadece İngilizcelerinin belli düzeyde olmasını gerektiriyor. 6,5 düzeyinde İngiltere'nin British Council'ın yaptığı IELTS sınavından 6,5 almak yeterli. Kaç üstünden olduğunu söylüyor hocam? 6,5 üzerinden rakam 6,9 üzerinden 6,5. Onu söyleyin, yani fazla bir yüksek bir rakam değil. Yani bu zaten İngiltere'de eğitim görmek isteyecek herkes için ve açıkçası bizim de hazırlık okulunu bitiren her öğrencinin en az 6 düzeyinde olmasını biz şart koştuğumuz için 3. sınıfa gelinceye kadar 6,5 çok rahatlıkla alınabilecek şimdi. Bunun dışında bir tane daha var. Evet. Bunun dışında herhangi bir şey yok. Şart alamıyor. Başka bir şart yok. Bu 3+1 için. Tamam. Bir de 4+1 anlaşmamız var. Burada 3'ün üzerinde not ortalaması artı yine 6,5 IELTS gerekiyor. Bu da şu, bizi bitiren her öğrenci 4 yıl Kadir Has Üniversitesi'nde okuduktan sonra 1 yıl doğrudan gidip Coventry Üniversitesi'nde okuyarak Lisans ve yüksek lisans diplomasına, yine çift diplomaya sahip olabilir. Evet. Bu çok yaygın bir anlaşma olduğu için bunu özel olarak bahsetmek istedim ama bunun gibi Amerika'da Purdue Üniversitesi ile, Montana State Üniversitesi ile yine çift diploma anlaşmalarımız söz konusu. Bunlar öğrenciler için önemli değişimler. Ama bunun ötesinde örneğin Çin'e gitmek isteyen öğrencimiz için, Kore'ye gitmek isteyen öğrencimiz için, Hong Kong'a gitmek isteyen, Orta Doğu'daki ülkelerde araştırmasının veya çalışmalarının bir dönemini geçirmek isteyen, Kafkaslar'da, Rusya'da veya Avrupa'da veya Amerika'da geçirmek isteyen öğrencilerimiz için tüm bu bölgelerde değişim anlaşmalarımız söz konusu ve hepsi her bir bölgede aslında bir dönem veya iki dönem gidip değişim öğrencisi olarak gidip okuyarak gelebilir ve o dersleri de burada saydırabilir. Evet. Şimdi burada uluslararası baktığında pencerenin bir tarafından bakıyoruz. Şimdi bu öğrenci. Şimdi bir de öğretim kadrosunu konuşalım. Tabii. Şimdi öğretim kadrosu olarak baktığınızda... Şimdi bu çift taraflıdır yani. Tabii. Bir kere biz öğretim kadromuzun mütevelli heyetinin yönlendirmesiyle son 5 yıldır, ondan öncesinde biraz daha yumuşak yapılıyordu ama son 5 yıldır çok keskin bir şekilde uygulanıyor. Yeni katılan, bize katılan tüm öğretim üyelerinin uluslararası tecrübesi olmasını şart koşuyoruz. Dolayısıyla ya doktorası dışarıda olmuş olacak, ya yurt dışında çalışmış olacak, ya oraya gidip gelmiş olacak vesaire. Bunun dışında tüm öğretim üyelerimizin %15'inin yabancı, yani uluslararası diyelim, ona artık yabancı demek pek çok uluslararası öğretim üyesi olmasını tercih ediyoruz. O nedenle de bünyemize katılmaları için çok büyük gayret sarf ediyoruz. Bizim kendi öğretim üyelerimizin işbirliği yaptığımız üniversitelerle geliştirdiği projeler çerçevelerinde oralara gidip, mesela yaz okullarında gidip ders vermeleri, oradan başka hocaların bize gelip yaz okulunda ders vermesini sağlıyoruz. Örneğin
Princeton Üniversitesi ile son 3 yıldır çok ciddi bir proje içerisindeyiz. Oradaki Yakın Doğu bölümünün başkanı Profesör Doktor Şükrü Hanioğlu, Türkiye'de de çok yakından tanınır. Son 3 yıldır Türkiye'de Kadir Has Üniversitesi'nde yaz okulu yapıyor. Hem Princeton öğrencilerini getiriyor, hem kendisi geliyor, hem de bizim öğrencilerimizi alıp birlikte bizim öğretim üyelerinde içine dahil olduğu bir yaz okulu gerçekleştiriyor. Bu tür faaliyetler öğretim üyelerinin elbette uluslararasılaşmasına da katkı sağlıyor ve projeler ortaya çıkartıyor. Örneğin bir projemiz, yani onu söyleyeyim de ne tür projeler var olduğu anlaşılsın. İngiltere'de Coventry Üniversitesi, Türkiye'de Kadir Has Üniversitesi, Güney Afrika'da Stellenbosch Üniversitesi ki dünyada ilk 50'ye giren üniversitedir. Evet. Bu üçünün birlikte geliştirdiği bir proje çerçevesinde 4 yıllık Avrupa Birliği'nden desteklenen projede 3 üniversite arasında öğretim üyesi değişimi yapıyoruz biz. Evet. Yani her yıl hem genç hem de kıdemli öğretim üyeleri, şu anda bizden de oraya gitmiş olanlar var. Güney Afrika'dan bize gelenler var. En az 3 ay olmak üzere vakit geçiriyorlar karşılıklı olarak ve proje geliştirmesine katkı sağlıyorlar. Benzer bir şeyi biz Filistin'deki Cenin Üniversitesi ile gerçekleştiriyoruz ve buralara da örneğin üniversitemizde lisansüstü eğitim yapacak, tezli yüksek lisans veya doktora yapacak öğrencileri de bu projeye dahil ediyoruz ve dolayısıyla onların da araştırma için oralara gitmesine imkan tanıyoruz. Peki hocam, şimdi öğrenci yurt dışına gidiyor. Burada Türkiye'deki en büyük sorun yüksek öğretimde bir yabancı dil olanı söz konusudur. Çünkü ilkokuldan itibaren 14 yıl okursunuz, çıkarken İngilizceyi büyük bir çoğunluk tam öğrenemeyebilir. Şimdi genç geldi üniversitemize. Şimdi ben şuradan girmek. Yüksek öğretimde İngilizce eğitim önemli. Yurt dışına gidecek öğrenci. Değişimler var. Tabii. İngilizce önemi de İngilizce eğitim ne durumda? Şimdi tabii ikisi farklı şey. Siz gayet doğru vurguladınız. Türkiye'de maalesef genel olarak baktığınızda lise sistemi içerisinde, orta öğretim sistemi içerisinde çok İngilizce öğretilemiyor. Tabii bir takım özel okullar, özel liseler bu işi yapan, ağırlık verenler var. Ama üniversiteye gelen öğrenciye dolayısıyla bizim çok ciddi, çok iyi ve sağlam bir hazırlık sınıfı okutmamız gerekiyor. Şimdi Kadir Has Üniversitesi'nde de bu işi hakikaten çok ciddiye alıyoruz ve biraz önce dediğim gibi hani IELTS sınavında bilen bilir, altı düzeyinde olacak şekilde ki bu İngiltere'de eğitim almak için gerekli olan İngilizce düzeyidir. Sınırdır. Biz bir yılda bu düzeye öğrencimizi getirmeye çalışıyoruz. Oradan mezun olunca da üniversiteye geliyor ve üniversitede zaten bölümler İngilizce olduğu için zor, mecburen. Hatta hoca Türk olsa bile, öğretim üyesi Türk olsa, öğrenci de Türk olsa bile sınıfta mutlaka yabancı öğrenci olacağı için, uluslararası öğrenci olacağı için mecburen İngilizce konuşulacak. Dolayısıyla 4 yıl sonunda o İngilizcenin 6 değil 6,5 düzeyine çıktığını biz gözlüyoruz, görmek istiyoruz. Şimdi ama bu da yeterli değil. Yani artık bugünün dünyası açısından baktığınızda İngilizceyi mükemmel konuşmak şöyle bir şey, ana dilinizi iyi konuşuyorsunuz gibi bir şey. Bunu yapmak zorundasınız. Hem ana dilinizi çok iyi konuşacaksınız, hem İngilizceyi çok iyi bileceksiniz. Ama bunun yanına da bir ikinci dil, artık üçüncü dil eklemek zorundasınız. Örneğin yani bizim üniversitemize baktığınızda biz öğrencilere klasik işte İngilizce, Fransızca, İngilizce zaten var da Fransızca, Almanca, İspanyolca gibi klasik dillerin yanı sıra bugünün dünyasında ve gelecekte çok işlerine yarayacağını düşündüğümüz Rusça, yakın çevremizden Yunanca, Kürtçe, Ermenice, Arapça gibi dilleri de sunuyoruz. Dolayısıyla onlara hani mezun olduklarında diğer başka mezunlar karşısında böyle bir adım önde olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Efendim, ÖSYM Başkanı Sayın Ali Demir açıklama yaptı. Bu sınav sonuçlarını çok erken bildireceğiz diyor. Evet. Biz gençlere küçük bir bu tarihle ilgili bilgi verelim. Efendim, geçerli olmayan bir bilgi. Ancak Sayın ÖSYM yetkili, üst düzey yetkilinin aldığım bir bilgi ise paylaşayım. LYS sonuçları büyük ihtimalle 27 ya da 28 Haziran günü belli olacak. 30 Haziran'la da 18 Temmuz ya da 30 Haziran'la 17 Temmuz arasında da tercih dönemini yaşayacaksınız. Tek bir cümle almak istiyorum sizden. Gençlere bir cümle. Bu saatten sonra ne yapsınlar? Bu saatten sonra artık rahat olsunlar. Çünkü sınav dönemine girildi. Bu saatten sonra çalışmanın çok fazla bir anlamı yok. Sınavda dikkatli olsunlar. Ondan sonra da aldıkları puanı ceplerine koyup üniversitelere gidip ziyaret etsinler. Ne yapmak istediklerine karar versinler. Efendim, program birinci bölümün sonuna geldi. Çok değerli eğitimci dostum, Kadir Has Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Mustafa Aydın'a bir kez daha teşekkür ediyorum. Ederim efendim. Sevgili dostlar, şimdi kısa bir ara vereceğiz. Reklamlardan sonra başarıya doğru devam edecek.